Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Yönetimi haftalık toplantısını yaptı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan ilçe başkanı Coşkun Karada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aktardı. 7 Ekim çarşamba günü her yaptığımız olağan Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulu toplantımız. Şu an arkadaşlarımız hazırlar. Ben konuşmama başlarken ilk önce biraz önce daire başkanımız buradaydılar, Antalya daire başkanımız ve onunla Muhittin Böcek başkanımız hakkında istişarede bulunduk. Çok sevindirici bir haber aldık. Kendileri gerçekten şu an biliyorsunuz Antalya Tıp Fakültesi'nde yatmakta. Süreç çok iyi devam ediyor. Hatta başkanımız şunu söyledi, Sayın Böcek'in bugün veya yarın gerçekten normal odaya çıkabileceğini, artık tedavilerinin normal odada da devam edebileceğini müjdesini verdi. Kendisi normal sıhhat ve sağlığı devam iyi gidiyor. Pandemiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onu biliyorsunuz daha önceden de zaten atlatmış idi. Ancak uzun süre tedaviden kaynaklanan ve akciğerde bir sıkıntısında şu an bitmek üzere. Bizim için çok güzel ve müjdeli bir haber. Buna çok çok sevindik. Ben bir an önce gene başkanımızın görevde olacağına kesin inanıyorum. Karadağ ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafa yönelik 17 maddelik çözüm önerisine değinerek 17 maddelik önergesini tüm halkımıza da geniş kapsamlı duyuracağız dedi. Bu ara biliyorsunuz arkadaşlar gerçekten bu pandemi sadece insanların sağlık durumuna değil ekonomisine de çok büyük bir zararlar verdi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta esnafımıza yönelik 17 maddelik bir önergesi var. Bu merkezi hükümete, tüm toplum ve sivil toplum örgütlerine yapılmış bir öneri bu. Bu öneri doğrultusu çok doğru bir öneri ve bir manifesto şeklindeki bir öneri. Tabii Alanya'mızda da gerçekten esnaflarımız çok zor durumda. Sezon neredeyse bitiyor. Turizm sezonu bitmek üzere ama ne yazık ki hayat pahalılığı ve aynı zamanda pandemiden kaynaklanan esnaflarımızın ticari gelirleri çok çok düştü. Dolayısıyla biz esnaflarımızı daha rahatlatıcı Genel Başkanımızın bu 17 maddelik şeyini tüm halkımıza da duyuracağız geniş kapsamlı. Yani inşallah bu pandemiyi atlattıktan sonra normal hayatla beraber hem siyasi şeyimiz hem de ticaretimiz çok daha iyiye gidecek kanısındayım. Teşekkür ediyorum.